Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda orantı konusunu işlemiştik biliyorsunuz. Şimdi bugün artık problemlerden önceki son istasyondayız. Neredeyiz arkadaşlar? Denklem çözmeye. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri bilmeniz yeterli. Çünkü neden arkadaşlar? Denklem çözmeyi ÖSYM genelde direkt bir soru olarak sormuyor bize. Zaten sormasına da gerek yok. Neden? Çünkü zaten problemlerin içerisinde biz bunları arkadaşlar çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Yani problemlerin hepsinde denklem çözme işin içine giriyor. Dolayısıyla denklem çözme de aynı orantı gibi aslında problemlere temel teşkil eden konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle başlayabiliriz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Arkadaşlar dediğim gibi son derece kolay. Zaten 7. sınıftan beri gördüğünüz konular bunlar. Nedir birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler? AX artı B eşittir 0 tipindeki denklemlerdir. AX artı B eşittir 0 tipindeki denklemlere biz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Peki bunun ölçüsü ne arkadaşlar? Aslında bunu şöyle yazmamız daha doğru olurdu. Tipindeki denklemlere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Nedir? Derece ne? Bakın arkadaşlar, verilen ifadede x'in üstündeki en yüksek değere verilen o denklemin derecesi deriz. Yani x üzeri 1'li olması lazım. En yüksek x üzeri 1'li bir ifade olması lazım. Eğer mesela burada x kareli bir ifade olursa o ikinci dereceden denklemdir. X küplü olursa üçüncü derecedendir. Birinci dereceden bu. Neden bir bilinmeyenli? X değişkenine bağlı. Bizim burada aradığımız şey x değeri oluyor. Ve arkadaşlar bu denklemi biz çözerken biliyorsunuz zaten. X'leri bir tarafta, sabitleri bir tarafta topluyoruz. Ax eşittir eksi b ve x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı a'ya böldüğünüzde x eksi b bölü a olmuş oluyor. Arkadaşlar işte biz bu ifadeye ne diyoruz? Biz bu ifadeye verilen denklemin kökü diyoruz arkadaşlar. Yani bulduğunuz o x değeri verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köküdür. Bunu çözüm kümesine yazmak istersek küme parantezi içinde eksi b bölü a diye ifade ederiz. Yani arkadaşlar olayın tanımı böyle. Siz zaten denklem çözmeyi aslında birazcık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi ben direkt olayın tanımını irdeleyen bir örnekle başlayacağım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle. Şöyle bir soru. A eksi 2 x kare artı 3x üzeri b eksi 3 eksi 6 eşit 0 denklemi arkadaşlar x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem ise A çarpı B nedir diyebiliyor bize mesela. Şimdi bakın böyle bir denklem verdi. A eksi 2 x kare artı 3 x üzeri B eksi 3 eksi 6 eşit 0 denklemi. X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise A çarpı B nedir demiş. Şimdi bakın bu denklemin ne olduğunu söyledik. Birinci dereceden olduğunu söyledik değil mi? Şimdi o zaman bir kere burada şu x kareli ifadenin olmaması gerekiyor. Çünkü orada x kareli ifade olursa bu birinci dereceden değil, ikinci dereceden denklem olur. E hocam deli misin? Ne demek olmaması lazım? Var işte. İşte olmaması için ne yapmanız gerekiyor? X karenin katsayısını sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Yani a eksi 2 eşit 0 olmalı. En nihayetinde burada a eşittir ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Bunu bulduk. A 2 olunca burası zaten yok oluyor sıfır yaptığı için. Ve böylece ikinci derece denklem olma halinden kurtarmış oluyoruz ifadeyi. E şimdi birinci dereceden olması için
x'in üstünde 1 olması mı gerekiyor? E bakın burada x üzeri b eksi 3 var. O zaman bu b eksi 3 değerinin de 1'e eşit olması gerekiyor ki o birinci dereceden denklem olsun. Eksi 3 buraya artı 3 geçiyor. B buradan 4 oluyor. O zaman bana a ile b'nin çarpımı sorulmuş. O zaman a çarpı b 2 çarpı 4'ten ne oluyor? 8 oluyor. Bakın arkadaşlar olayın tanımıyla alakalı bir soru yapısıydı. Bilmenizde fayda var. Ama tabii asıl önemli olan şey ne? Abi denklem çözmeyi sular seller gibi bilmeniz gerekiyor. Şimdi birazcık denklem çözelim arkadaşlar. 3x eksi 6 eşit. X eksi 4 eksi x. Denkleminin kökü kaçtır desin. Denkleminin kökü kaçtır diye sorsun. Bakın denklemin kökü ne demek arkadaşlar? X demek de eğer x değişkenine bağlıysa. E o zaman burada denkleminin kökü nedir derken bana x nedir diye soruyor. İşlemsel soru bakalım şimdi. 3x eksi 6 eşittir. X bakın lütfen dikkat. Bu eksiyi buraya tek tek dağıtmayı unutmayın. Eksi 4 artı x mi yapıyor? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı. En ufak bir hatada soruyu kaybedersiniz. Burada dikkat edin. 3x eksi 6 x x daha 2x eksi 4 mi yapıyor? Şimdi x'ler bir tarafta, sabitler diğer tarafta. 2x'i buraya attım. 3x eksi 2x yaptı. Eksi 6'yı bu tarafa attım. Eksi 4 artı 6 yaptı. En nihayetinde x eşittir ne çıktı arkadaşlar? 2 mi çıktı? İşte bu benim denklemimin köküdür. Denklemin kökü demek x değişkenine bağlı bir denklemde x değerinin eşiti nedir demektir. Evet, bilmemiz gereken önemli olan şey işte bu denklemi çözebilmek. Bunu sormayacak ÖSYM'si çok şiddetli muhtemel. Ama problemlerin içinde sizin bu denklem yapılarını nasıl çözdüğünüzü bilmeniz gerekiyor. Hemen bir başka örnek mesela. X bölü 2 eksi x eksi 1 bölü 3 eşittir 4. Denkleminin kökü kaçtır diyelim mesela. Denkleminin kökü kaçtır? Hani ben bunları çözerken çok ciddi sıkıntılar yaşamayacağımız kanaatindeyim ama bazen dikkatsiz davrandığımız için bunları kaybedebiliyoruz. Burada şimdi neler yapacağız? X bölü 2'den x eksi 1 bölü 3 çıkıyor. Arkadaşlar sonuçta bunlar kesirli ifadeler mi? E kesirli ifadelerde toplama ve çıkarma yaparken biz payda eşitleriz. O zaman bunu 3 ile, bunu 2 ile ne yapacağım? Genişleteceğim. 3x eksi 2 ile x'in çarpımı 2x. Lütfen dikkat, bakın eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 2 bölü 6 değil mi arkadaşlar? Eşittir 4. Çok önemli. Eğer burada şu eksiyi 1'e dağıtmazsanız soru gitti mesela. Dolayısıyla yukarısı x artı 2, aşağısı 6. Neye eşit bu? 4 bölü 1'e. E biz biliyoruz ki orantı konusundan içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz. X artı 2 eşittir 24. En nihayetinde 2 o tarafa eksi geçince x değerim ne olacaktır? 22 olacaktır. Yani arkadaşlar eksileri dağıtırken dikkat edin. İşte bilinmeyenler bir tarafta, bilinenler bir tarafta toplanacak. Bunu bilin. Bunları bildiğiniz takdirde birinci dereceden denklem çözersiniz zaten. Evet, denklem çözmede ilk aşamalar böyle. Şimdi bir örnek arkadaşlar. Ne demiştik biz? Denklemin kökü dediğinde eğer x değişkenine bağlı bir denklemse o denklemi sağlayan değerdir. Şöyle bir örnek yapalım şimdi. 1 bölü x artı 1 bölü a eksi 2 eşit 2x artı 3. Denkleminin kökü 2 ise, tabii x değişkenine bağlı denkleminin kökü 2 ise a kaçtır diye sorabiliyor bize. A kaçtır diye sorabiliyor. Şimdi bakın bu denklemin kökünün ne olduğu söylenmiş. 2 olduğu söylenmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Denklem x değişkenine bağlı bir denklem olduğu için x gördüğünüz yere 2 yazın demektir. O zaman bakın ne oldu?
1 bölü 2 artar. 1 bölü a eksi 2 eşit 2 çarpı 2 artı 3. Yani x gördüğüm her yere 2 yazdım. O zaman devam. 1 bölü a eksi 2 eşittir. Bura 7 bakın. Ve şu 1 bölü 2 de öbür tarafa eksi geçiyor. 7 eksi 1 bölü 2'ye eşit. Devam ediyorum. 1 bölü a eksi 2 eşit. 14'ten 1 çıktı 13. 13 bölü 2 mi? Şimdi işte ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. 13 çarpı a eksi 2 eşit 2 olacak. Haliyle buradan 13a eksi 26 eşittir 2. Değil mi? Eksi 26 artı 26 geçiyor. 13a eşittir 28. Her iki tarafı 13'e böldüğümde burada a değerim 28 bölü 13 olacaktır. Yani bakın, denklemin kökü 2 demek. Bu denklem x değişkenine bağlı bir denklem olduğu için x gördüğünüz yere 2 yazın demek. Şuradan sonrasında yaptığım hepsi işlem arkadaşlar. Ya umarım işlem hatası da yapmamışızdır. Biraz da hızlı yaptık açıkçası. Peki. Bu böyleydi. Şimdi birinci dereceden bir bilinme yani denklem dedim. Buraya kadar olan kısımları çok önemli. Yani kesin bileceğiz. Ben çoğunuzun da bildiği kanaatindeyim. Ama bir de ince noktası var. Burada ince nokta ne? X'in yok olduğu durumlar. Yani verilen birinci dereceden denklemin çözüm kümesinin boş küme ya da gerçel sayılar kümesi olduğudur. Şimdi arkadaşlar olay şöyle. AX artı B eşit 0 denklemi çözüldüğünde, yani arkadaşlar siz bu denklemleri çözdüğünüzde eğer ki 0 eşittir 0 gibi bir şey kalıyorsa, 0 eşittir 0 gibi bir şey kalıyor ise bunun çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Gerçel sayılar kümesi. Bu şu demek. Hem x'li ifadeler hem sabit ifadeler birbirini yok ediyorsa o zaman çözüm kümesi gerçel sayılar. Bazen de şöyle oluyor. X'li ifadeler birbirini yok ederken sabitler birbirini götürmüyor. Ve 0 eşittir C gibi bir şey kalıyor. Tabi arkadaşlar burada C'nin 0'dan farklı olduğunu baz alıyoruz. İse bu durumda çözüm kümesi boş kümedir. 0, 0 dışında bir gerçel sayıya eşitse o zaman çözüm kümesi boş kümedir. Yani birinde hem x'ler hem sabitler yok oluyor. Diğerinde x'ler yok olurken sabitler yok olur. İşte olay bu. Hemen bir örnek, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın. 3x eksi 6 eşittir. X eksi 4 eksi 2x. Denkleminin çözüm kümesi nedir dediğinde bize mesela. Böyle bir denklem veriyor ve bu denklemin çözüm kümesini istiyor. Yapalım işte. 3x eksi 6 eşit, x eksi 4, dağıtmayı unutma eksiyi buraya, artı 2x mi oldu arkadaşlar? Bakın burası 3x eksi 6 gelirken, burası 3x eksi 4 geldi. Bakın x'lerin katsayıları aynı değil mi? Topla tek tarafta x'leri, bunlar gider demek. 3x eksi 3x eşit, bunu bu tarafa at, eksi 4 artı 6. Yani 0 eşittir 2 mi çıktı? X'ler gitti. 0 eşittir 2 çıktı. E 0 2'ye eşit mi arkadaşlar? Değil. İşte o yüzden bunun çözüm kümesi arkadaşlar boş kümedir. Eğer orada X'ler birbirini götürürken sabitler de birbirini götürseydi 0 eşittir 0 mı kalacaktı? O zaman çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Yani gerçel sayılar kümesidir diyecektik. Ve bakın dikkat edin. X'lerin gitmesi için eşitliğin farklı taraflarında aynı katsayıyla bulunmaları gerekiyor. Olay. Eğer orada 0 eşit 0 kalsaydı çözüm kümesi gerçel sayılar kümesi olacaktı. Şimdi bir başka örnek görelim arkadaşlar. Bir başka örnek görelim. Bununla alakalı. Şöyle bir şey olsun. A eksi 2x artı 3 eşit. 2x eksi b artı 1. Böyle bir şey veriyor bize.
Denkleminin çözüm kümesi, denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise A çarpı B nedir diyor mesela. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise A çarpı B. Sonsuz elemanlı olması ne demek? Gerçel sayılar kümesi. Yani sıfır eşittir, sıfır kalması demek. Şimdi bakın arkadaşlar burada. Sıfır eşit sıfır kalması için şu x'li ifadeyle şu x'li ifadenin birbirini yok etmesi ve tabii ki şu sabitle buradaki sabitin de birbirini yok etmesi lazım ki sıfır eşittir sıfır kalsın. Doğru mu? Ya arkadaşlar bunun bunu yok etmesi için bak demin gördünüz 3x vardı 3x vardı bunlar gitti aslında bu tarafa atınca. Şunların birbirine eşit mi olması lazım o zaman? Yani a eksi 2 2 yani a eşittir 4 olacaktır. Bak sen 2'yi buraya attığında eksi geçecek ki gitsin bunlar. O yüzden bu taraflarda eşit olmaları gerekiyor. Ve sabitlerin de birbirini yok etmesi için 3'ün eksi b artı 1'e mi eşit olması gerekir? O zaman bunu bu tarafa, bunu bu tarafa at. Buradan da b eksi 2 mi çıktı? E bize a ile b'nin çarpımını soruyor. A çarpı b değeri 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 bulur. İşte arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir zorluğu yok. Ama dediğim gibi bu son bölümde anlattığım ayrıntıları pek de sormuyor ÖSYM. Ama hani birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler konusu için de bu yapıları bilmeniz gerekiyor. Evet bu da böyle olacak. Şimdi arkadaşlar o zaman neyle devam ediyoruz? Konunun ikinci bölümüyle. Problem çözümünde sadece birinci dereceden bir bilinmeyen denklemle çözülen sorular çıkmayacak karşımıza. Göreceksiniz zaten. Bir de ne geliyor karşımıza arkadaşlar bize? Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler yardımıyla çözebileceğimiz sorular geliyor. Şimdi onlarla devam ediyoruz. İkinci bölümü konunun, şöyle ikinci bölümü diyeyim. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Şimdi arkadaşlar deminkinde bir bilinmeyen vardı, bir denklem vardı. Bir tane bilinmeyeni bulabilmek için bir tane denklem yetiyordu. Ama bakın burada bu birinci dereceden ama iki bilinmeyenli denklem. İki bilinmeyeni bulabilmek için sizin iki tane denklemsel eşitliğe ihtiyacınız var. Ama tanımı şudur. Arkadaşlar ax artı by artı c eşittir 0 tipindeki denklemlerdir. Bu tipteki denklemlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Birinci dereceden iki bilinmeyen. Şimdi niye birinci dereceden? Bakın değişkenler x ve y hem x hem y birinci dereceden doğru mu? E şimdi bu yüzden birinci dereceden. Niye iki bilinmeyen? Çünkü bu sefer hem x'i hem de y'yi bulmamız gerekecek. Tabii tekrar söylüyorum. Sizin bir bilinmeyen bulabilmeniz için bir denkleme ihtiyacınız var. Yeter. Ama iki bilinmeyen bulabilmeniz için iki denkleme ihtiyacınız var. Ve hatırlarsınız biz bunları çözerken belli metotlar vardı. Yerine koyma metodu, işte yok etme metodu falan gibi. Biz neyi kullanacağız? Yok etme metodunu kullanacağız. Şimdi standart bir örnekle başlıyorum. 2x eksi y eşittir 12. X artı y eşittir 9 ise. Sizlere soruyorum arkadaşlar. X çarpı y kaçtır? Böyle bir sualle başlayayım. Bu armut piş ağzıma düş bir örnek değil mi? Her şey hazır zaten. Bakın iki denklem var. İki bilinmeyen var. Bize x çarpı y'yi soruyor. Bunları taraf tarafa ne yapacağız? İşleme sokacağız bakın. Topladığınızda zaten artı y ile eksi y birbirini götürüyor mu? Yani sizin ekstra bir şeyleri, bir denklemi bir şeylerle çarpmanıza gerek kalmadı. Önce ben tabii yok etme metodundaki mantığı anlatayım. X ile y'den biri yok edilir, diğeri bulunur. Sonra o bulunan değer denklemlerden herhangi birinde yerine yazılıp öbür değer bulunur. Şimdi burada y'ler zaten direkt yok olmuyor bakın toplayınca. 2x, 1x daha 3x. Eksi y artı y birbirini götürdü.
Bak burada direkt gidecek şekilde verdim. Direkt gitmiyorsa bir şeylerle çarparak yok edeceğiz onları. Ve 12, 9 daha ne oldu? 21 mi oldu? Her iki tarafı 3'e böldüğümde x değerimiz ne geldi? 7 geldi. Böylece y'den kurtulup x'i bulmuş mu olduk? Ama bizim y'yi de bulmamız gerekiyor. İster bu denklemde, ister bu denklemde x gördüğünüz yere y yazın. Aşağıdakinde daha kolay yazalım. 7 artı y 9'sa y buradan 9 eksi 7. Yani ne yapacaktır arkadaşlar? 2 yapacaktır. Mevzu bu kadar basit arkadaşlar. Peki, o zaman bir başka örnek görelim şimdi. Bir başka örnek. 3x artı y eşittir 6. X artı 2y eşittir 9 ise arkadaşlar x nedir ve y nedir tarzında bir şey sorulduğunda size yine ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi bakın burada deminki gibi değil. Yani direkt elemanlardan biri toplayınca gibi. Burada bizim İstersek x'ten, istersek y'den kurtulmak için herhangi birinde genişletme yapmamız gerekiyor. Şimdi ne yapalım? Y'den kurtulalım mesela. Burada artı 2y var. Onu yok etmek için burada eksi 2y gelmesi gerekiyor. Burayı eksi 2 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bakın. Eksi 2 ile 3x'i çarp. Eksi 6x. Eksi 2 ile y'yi çarp. Eksi 2y. Eksi 2 ile 6'yı çarp. Eksi 12. Yukarıyı bu hale getir. Aşağısı x artı 2y eşit 9 olarak duruyor. Bak deminkinde y'ler direkt gidiyordu. O yüzden ben genişletme falan yapmamıştım. Ama burada genişletme yapmak için bunu yapmam gerekiyor. Toplayın şimdi bunları. Eksi 6x artı 1x eksi 5x. Bakın bu 1x demek değil mi? Bir şey yok sonunda. Eksi 2y ile artı 2y birbirini götürdü. Eksi 12 artı 9 eksi 3 yaptı. Şimdi her iki tarafı x'in kat sayısı olan eksi 5'e bölüyorsun çarpım durumunda olduğu için. Buradan x eksinin eksi oranı artı 3 bölü 5'e eşit olmuş oluyor. Yani x değerim neymiş arkadaşlar? 3 bölü 5'miş. E şimdi y'yi de bulalım. Mesela şu ikinci denklemde alalım buraya. X gördüğümüz yere 3 bölü 5 yazalım. 3 bölü 5 artı 2y eşittir 9. Bunu bu tarafa atıyorum. 2y eşittir 9 eksi 3 bölü 5. O zaman 2y eşittir 45'ten 3 çıktı. 42 bölü 5. Bakın bunun altında gizli bir 1 var. İçler dışlar çarpımı. 10y eşit 42 ve y eşittir 42 bölü 10 yapar her iki tarafı ona bölünce. Yani 21 bölü 5'tir. Y değerim 21 bölü 5, x değerim 3 bölü 5. Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu çok ama çok önemli bir durumdur. Bunu çünkü problem çözerken yine kullanmak durumunda kalacağız. Ve arkadaşlar bakın bunlarla ilgili şayet problemleriniz, sıkıntılarınız varsa bunları bol pratik yaparak muhakkak çözmeniz lazım. Çünkü bunlar çok temel yapılar ve üzerine kat çıkabilmek için bunları bilmeniz lazım. Hani bunları olmadan problem çözerken de çok zorlanırsınız mesela. Pekala. Şimdi birinci dereceden iki bilinme yani denklemlerle ilgili yapmanız gereken şeyi sanırım anlamışsınızdır deminki örnekte. Şimdi şöyle sorularla da karşılaşabiliyorsunuz. Hiç kafanız falan karışmasın yani. Şöyle bir şey. 1 bölü x artı 2 bölü y eşittir 4. 2 bölü x eksi 1 bölü y eşittir 6 ise mesela bana x nedir desin sadece. Şimdi hani direkt 2x ile 3 y'li sormuyor da işte burada olduğu gibi 1 bölü x ile 2 bölü y'li falan da sorabiliyor bize sorular. Şimdi burada hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bakın bu yapıyı özellikle iş çavuz problemlerinde falan çok kullanırız. Bana neyi soruyor? Bana x'i soruyor. O zaman y'lerden kurtulmam mı gerekiyor? Bakın yukarıda artı 2 bölü y var. O zaman aşağıda eksi 2 bölü y olursa onlar gider. O yüzden ben ikinci denklemi 2 ile genişletiyorum. Üsttekini bakın aynen yazıyorum yine. 1 bölü x artı 2 bölü y eşittir 4. Bak bunu dağıt tek tek.
2 ile 2 bölü x'in çarpımı 4 bölü x. Eksi 2 ile 1 bölü y'nin çarpımı 2 bölü y eşit. 2 ile 6'nın çarpımı 12 mi? Şimdi bunları taraf tarafa topladığınızda bakın. 1 bölü x, 4 bölü x daha ne yaptı? 5 bölü x yaptı. 2 bölü y ile eksi 2 bölü y birbirini yok etti. 4 artı 12 de 16. Yani 16 bölü 1 mi oldu? İçler, dışlar çarpı. 16x eşittir 5 yapıyor. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüzde x değerimiz arkadaşlar 5 bölü 16 çıkıyor. Yani bakın böyle 1 bölü x'li falan olduğunda da hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok. Deminkini nasıl çözüyorsanız bunu da aynı şekilde çözebiliyorsunuz. İşte birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler de böyle. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin son kısmında neyi görmüştük az önce? Çözüm kümesi boş küme ve sonsuz elemanlı olma durumlarını görmüştük. Aynı şey burada da var. İki bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi nasıl boş küme ve gerçel sayı oluyor? Bundan da bahsedelim. Bu aslında birazcık analitik geometriye de kayan bir şey. Çünkü aslında İki bilinmeyenli denklemler birinci dereceden doğru denklemleridir. A1x artı B1y artı C1 eşit 0. A2x artı B2y artı C2 eşit 0. Denklem sistemi için. Arkadaşlar. Denklem sistemi için. Ne demek bu? İki bilinmeyenli iki tane denklem var. Burada birinci olarak şunu diyeceğiz. X'lerin kat sayıları oranı yani A1 bölü A2 eşit. Y'lerin kat sayıları oranı yani B1 bölü B2 eşit değil sabitlerin oranı. C1 bölü C2 ise arkadaşlar bu durumda çözüm kümesi boş kümedir. Bakın bu analitik geometride doğruların paralel olma şartıdır. Paralel doğrular düzlemde hiçbir zaman kesişmeyeceği için çözüm kümeleri boş küme olmuş oluyor. Bu da oradan gelen bir şey aslında. İkinci olarak arkadaşlar, eğer A1 bölü A2 eşit, B1 bölü B2 eşit, C1 bölü C2 oluyor ise bu durumda çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani gerçel sayılar kümesidir. Bu da düzlemde doğruların çakışık olma şartıdır. Bu doğrular her noktada kesiştiği için çözüm kümesi sonsuz elemandır. Ama bakın tekrar söylüyorum. Bunlarla ilgili yayınlarda soru görüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. ÖSYM bunlarla ilgili soru sormayı pek de tercih etmeyecektir. Sormaz yani çok fazla. Ama bilin tabii ki. Şimdi şöyle bir örnek hani görelim örneğini de. A eksi 2x artı 3y eksi 6 eşit 0 ve 2x eksi 5y artı 3 eşit 0. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise A nedir dediğinde mesela. Zannedersem bu özelliği bilmeden bu soruyu görürseniz ürkütücü geliyor. Hatta hiç bakmadan geçebiliyorsunuz bile çoğunuz. Halbuki özelliği bilince 10 saniyelik soru bile değil. Şimdi bunun çözüm kümesinin boş küme olması için şart yukarıda x'lerin kat sayıları oranı yani a eksi 2 bölü 2 y'lerin kat sayıları oranına yani artı 3 bölü eksi 5'e ne olacak? Eşit olacak. Ve bakın bu oran buna eşit olmamalı c'lerin oranına zaten değil. İçler dışlar çarpımı. Eksi 5a artı 10 eşittir 2 çarpı 3 yani 6. 10 buraya eksi geçer. Eksi 5a bakın 6 eksi 10'dan eksi 4'tür. Her iki tarafı eksi 5'e bölersem a eşittir eksinin eksi oranı artı 4 bölü 5'tir. İşte arkadaşlar hani yayınlarda falan bu tarzda sorular çok görüyorsunuz. Öyle çözmeniz gerekiyor. Eğer burada çözüm kümesi sonsuz elemanlı deseydi bu sefer bunların katsayıları oranında birbirine daha doğrusu bunlara eşit olacaktı.
Evet, işte arkadaşlar, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Daha fazlasını, daha karmaşık yapıları bilmenize gerek yok, hiç amelelik yapmanıza gerek yok. Bunları da niye bilmeniz gerekiyor? Problemlerin içinde kullandırdığı için. Tabii ki denklem çözmek hem birinci dereceden iki bilinmeyenli, hem birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözmek çok önemli bir şeydir. Evet, ne dedik? Problemlerden önceki son istasyon burasıydı. Bundan sonraki videomuzda çok çok önemli arkadaşlar, sayı problemleriyle devam edeceğiz derslerimize. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.